Fenerbahçe kapanan takımlara zorlanıyor. Çok inceleyip sık dokunmaya gerek yok. Özellikle oyunu açık oynayan ve toplu ilişkisi iyi takımlara karşı bulduğu her alanı değerlendirebiliyorlar. Tabi bu tip maçların anahtar oyuncularının çok formda olmadığı da bir gerçek. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de aynı 11 üzerinden yürümesinin forma rekabetini tamamen öldürdüğünü düşünüyorum. Bugün de aynı 11 hem 11'de tercih edilen oyuncuların düşen formu hem de onları itemeyecek Kulübideki oyuncuların formsuzluğu. Ben Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu olsam hiç ümidim olmayan maçlara ne kadar hazırlanabilirim? Bugün gördük işte Fenerbahçe'de. Özellikle maçın ikinci yarısının başında Emre Berezoğlu ile yaptığı hamle Fenerbahçe'nin neredeyse 20 dakikasında çöpe atmasına sebep oldu. Çünkü oyun evet Fenerbahçe pozisyon veriyor ama pozisyona da giriyor. Dengede bir oyunda Fenerbahçe golü yedi oyunun dengesini değiştirebilmek için belki orta sahada rakibe dokunacak bir oyuncu daha aldı oyunu ama bu sefer pozisyonu bulmak pozisyon bulmakta zorlanan bir Fenerbahçe çıktı ortaya. Emre sakatlandıktan sonra oyun artık geri dönülemez bir hale geldi. Mustafa Reştakçı'yı kutlamak lazım. Fenerbahçe'yi iyi analiz eden herkes Ankara Gücü takımının genel yapısı forvet hattında 3 tane çabuk oyuncu. Fenerbahçe'yi analiz ettiğin zaman da bu oyuncular için alana ihtiyacım var. Orta sahadan kırma Jayson stoper oynuyor. Mustafa Eriştakçay biraz da risk alarak takımını topu rakibe bırakarak değil sadece kendi ceza sahası önlerine kadar çekerek bu öndeki 3 oyuncusuna boş alanları buldu, büyüttü. E, açıkçası buldukları her, her, alanda da Fenerbahçe stoperlerini birebir de çok zorlayan Ankara gücü forvetleri izledik.